Eda Hanım, çilekleri de siz doğradınız mı? Hayır, hazır doğranmış aldım. Tabii gerçekten ki kendim doğradım. O kadar da değil. O kadar da değil, evet. Yandın sen, bütün hafta bunu söyleyecekler artık. Söylesinler, onların gününde de onları göreceğiz. Ya, uyum bakın konusunda biraz. Sunacaklar. Semizotu ve çilek konusunda mı? Evet. Uyumludur. Onların uyusu mu? Uyumludur. Uyumludur. Semizotu. Yok, direkt ha, yemekle beraber olan uyumuna. Ha, yemeğin yanında bir salataya yakıştıramadın. Ha, o ayrı konu. Yani, sos olarak ne kullandınız? Ne gerekiyorsa limon. Yani bu kebapçı menüsü gibi olmuş. Bu da şey yani... Fransız. Sude Hanım, siz de bana mı çalışıyorsunuz? Sude Hanım, tartışıyorsunuz her dakika, bana laf sokmalar falan. Şimdi sen hangi ülkede diyecek bu semizotlu yiyin diyecek Pelin. Alem Bey için çalışıyorsunuz herhalde. Ben kendi yorumumu yapıyorum. Yok, savunmadım, ben kendi işimi söyledim. Niye onu savunayım? Tamam, hanımefendi de kendi işini söyledi. Bana laf söylüyor, ben size yorum yapıyorum, o bana laf söylüyor. Buradaki kara enerji beni mahvetti, tüm enerjim şu an yok. Bir saniye, sen neye gülüyorsun Pelin? Daha az önce beğenmemişsin. Dur dur bir saniye, bir çözelim bakalım. Hangisiniz, ben mi? Yok, hayır, ben ikinizin arasındaki kötü enerjiden arada kalmaktan yok oldum yani. Tütsüleyelim o zaman, bir rahatlayın isterseniz. Peki. Tütsü hangi ülkeden mesela? Hindistan. Sen demin niye güldün ve hala neye gülmektesin? Ya işte köfte öyle, şu ülke, şuraya gittim, ben oraya takıldım, orada köfte, kaldım ülke ben. Demedim ben. Ben orada kaldım yani, de hani kim kime hava atıyor gibi bir duruma. Hava ne alakası var havayla? Gördüğüm gezdiğim yani, yerlerden söylüyorum, bilgim var ki söyleyeceğim tabii ki. Hayır, böyle 15 gün dalga geçmeniz hoş mu? 15 gün İtalya'da kaldım falan. Hayır hayır, o sırada Alem Bey dedi, biri dedi işte kaç gün kaldınız, biri bir şey dedi, o sırada ondan dolayı dedim. Yani iki gününe gidip de bir pizza yiyip onun yorumunu yapmadım anlamında dedim. Siz de dakikada bir bana laf sokuyorsunuz alttan ben alttan. Ben laf sokuyorum, gülüyorum hangi sadece. Hangi ülkede yediniz falan salatayı? Yani komik değil bunlar yani. Yo, olabilir, belki ülkesindeymişsinizdir. Ben bilmiyorum, olsa ben ilk belirtin defa yiyordum. Kaç ülke gezdiniz? Ben merak ettiğimden sormak istedim. 15 ülke gezdim. Maşallah. 20 yaşında harika bir rekor. Çok güzel. Süper. Yazları daha mı gidiyorsun? 20 sene daha lazım. Değişiyor, bazen kış tatillerinde gidiyorum. Ne güzel. Evet, bazen de normal zamanlarda. İstediğim arkadaşlarınla falan. Evet, arkadaşlarımla, ailemle geziyorum. Güzel. Şu an rica etsem. Ülke görmek çok güzel bir şey. İmkanı ve zamanı olan herkes gezmeli, görmeli. Yeni kültürler tanımak kadar kesinlikle güzel bir şey yok. Ben kendisinden 15 ülkenin de tam listesini öğrenmek istiyorum. Müsait mi? Müsait mi? Arkadaşlar, bir bakayım ben ajantama. Ne bileyim ben, Allah Allah. Müsait misin Sude? Sana soru soracakmış Necati Bey galiba. Ben bir şey söyleyemiyorum. 15 ülkeyle bu masada hava atamazsınız. Ben size o kadar sana kaç lazım Pelin? Yani onu, o yüzden... Peki siz kaç ülke gezdiniz Pelin? Arttıran var mı? Yani ben 40 civarı falandır. Yani o 15 ülke, sen 40 gezmişsin. Ne ya kadar güzel. Benim yaşım el verdiği kadarıyla gezdim. Hanımefendinin yaşı büyük olduğu için tabii 40 ülke sığmıştır o kaç yıla. Ya benim 20 yılım 15 tane sığdı. Geldiğimde 100-150 falan. Ya inşallah. Ben ya sorularımdan kaçtığını düşünüyorum şu an Pelin Hanım'a saldırarak. Ben evet. 15 tane ülkenin öğrenmek istiyorum şu an. Tamam, sayayım istiyorsanız. Tabii. Allah Allah. Yani bunu, ben kendim tutacağım. Söyleyin. Tamam. Bulgaristan. 1. Romanya. 2. Makedonya. 3. Çek, 4, Almanya, 5, İtalya, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan, İspanya dedim mi? Dedin. Vize bitti galiba orada. Yok, bitmedi. Fransa. Sude Hanım, biraz fazla mı salladınız acaba? İsterseniz fotoğraf, telefonumu göstereyim fotoğrafları. Şey, şu an hepsini aklıma tutup şey, ben pasaport istemiyorum. Ben sadece nezaketen sormak istedim. Söyleyebilirim. Sen söyleyebilirim. Tamam, 4 tane ülke. Okey, tamamdır. Tamam. Sen neleri? Hadi sen de say, 40 tane. Hadi 40'ı tutar mısınız aynı şeyi? Saymak isterseniz ben 10 parmağım sizde şu an. Ben de 10, sen bana de 10, Alen 30 olduk. Sayayım istiyorsanız da ben size başka bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bir arkadaş konusu oldu da ben yazdım aslında. Ama istiyorsanız sayarım, istiyorsanız pasaportum da yanımda. Ben hayatım boyunca pasaportumla gezerim. Depremden sonra çünkü hep seyahatlerim oluyor, işle ilgili falan. Kendi özelimde de seyahatlerim oluyor. Ama tabii işinden dolayı da belki. Yani pasaport çıkartmak çok zor oluyor. Bir günde çıkartamıyorsunuz ya da acil bir yere gitmem gerekiyor. Sabah, sabah Almanya gidip akşam döndüğümü bilirim ben. Kolamı tek kişi almıştım da bunu tercih eder misiniz? İçmem, o zaman su rica ederim. Ayran, su, tamam. Su, ben de su alabilirim. Ben de su alabilirim. Yani ben bakın kim neyle neyi yarıştırmıyorum. Sakın yanlış anlamayın. 41 ülke falan da gezmişimdir yani 40'ta. Maşallah. Ama hani bunu böyle ben ülke gezdim, İtalya'da böyle yapılır, böyle ben bunlara yanlış anlamayın. Sizin hani genelde söylüyorum, bu yarışma için bulduğum bir şeydi. Çakma gurme diyorum bunlara. Yani gidiyor oraya iki tane restoranda yemek yiyor. Ben şöyle, bu gurmelik bu değil. Sude çok görgüsüz ya. Saydı ama bilmiyorum ki. Emin de değilim, atıyor da olabilir. Ha, ya, şu... Gurmelik nedir? Ya, eğitimini falan mı almam lazım illa? Biraz öyle yani. Kendi şimdi kendim gurmenin Fransızca öğrenirim. İkinci anlamı da obur demektir. Ya obur olmanız lazım. Hı? Ya da onun eğitimi, biraz damak zevkinizin, başka bir şeyleriniz olması lazım. Yani ben böyle... gurmeyim diye zaten burada öyle bir şey belirttim. Biraz öyle konuşuyor havada.
konuşur gibi. İtalya'da böyle olmaz falan dedi. Çünkü pizza ana vatanı orası, ne diyecektim? Şey, Brezilya'da pizza böyle olmaz mı diyecektim? Ben galiba yurt dışına çıkmadığım için bu konuda bir söz hakkım yok. Hiç mi yok? Ya ben hiçbir şeyden anlayamıyorum. Bu bence Necan, olmuş sen gibi. Sen bekardın değil mi? Evet. İbiza'ya git. İmkanın olursa Las Vegas'a git. Bir bardak alırım. Buyurun. Ben sana tavsiye, bir liste vereyim sana. İmkan olursa. Allah herkese nasip etsin. Ülke görmek kadar güzel bir şey yaptı. İmkan meselesi. İlk başta görmen gereken, evlenmeden görmen gereken 5 tane ülke var. Hollanda'ya gideceksin. Kesinlikle. Ben bir Dankey'e gidiyorum. Ne zaman gidiyorsun? Bir Dankey. Bir Dankey gidiyormuş. Götür Necati'yi de götür. Yok, teşekkür ederim. Evet, reddetti. Gürbüz'ü götür o zaman. Tamam, Gürbüz'ü götür. Gürbüz yani, gezecek evet. Yer arıyor. Dadanacak, yanlanacak bir yer arıyor. Evet, artık yemeklere dönebiliriz. Zuhal Topal'la, yok canım sağ ol, diğer diğer programından sonra efendim geldik Yemekteyiz programına. Programımızın bu bölümünde yemek konuşuyoruz. Ana yemeği eleştireceğiz. Şiş küfte, yanında patates pidesi, bir de çilekli semizotlu ceviz salatasını konuşacağız efendim. Eğer ev sahibimiz inşallah gelirse. Bence bunların hepsi yani yurt dışıyla alakalı hava atmaya gelmişler. Gezdikleri yerleri anlatmaya gelmişler. Yani bu ne abi? Kim daha zengin yarışmasına döndü bu iş. Gel şekerim, bir gidiyorsun gelmiyorsun. Geldim, gel, sana ihtiyacımız geldim, var. Geldim. Sensiz olmuyor. Gel yemek hazırlığına başlayacağız. Nereye gidiyorsun tekrar? Gel otur, heyecan oluyor, oluyor. Çok, hepiniz çok. Olacak bu arada, ciddiyim. Çok. Hadi bakalım, Alen seninle başlayalım. Yüksek sesle, enerjik bir şekilde anlat bize. Dondurma köfte diyorum ben buna. Şiş köfte değil, dondurma köfte. Patates pürenizi blenderdan geçirmişsiniz. Bütün nişastasını salmış. Bence elinizle etseydiniz daha iyi olurdu. Soğuk geldi patates püreniz. Bence püreniz böyle daha homojen oluyor, bilmiyorum. Ben köftenin böyle daha tadı çok nasıl? Seviyorum. Köftenin tadı kuru, tuzsuz. Ben pek... Lezzet alamadın mı? Lezzet alamadım. Salataya gelince de bildiğimiz semizotlarını yıkamışsınız. Onu Allah'tan kendiniz doğramışsınız. Ayıkladım, doğramadım. Aa. Yapraklarını ayıkladım. Hayır, çileklerden kastediyorum. Evet, çilekleri doğradım. Çileklerden bahsediyorum. Karıştırmışsınız, önümüze sunmuşsunuz. Teşekkürler, bu bir zahmette bulunmuşsunuz. Aferin. Ben beğenmedim. Peki. Hiçbir şeyi? Yok, köfte yani... Nasıl diyeyim size? Yani hiçbir şey beğenmedin. Nişastasını salmış dedin. Evet, soğuk dedin. Köfte salmış, kuru, tuzsuz, lezzetsiz. Beğenmedim, evet beğenmedim. Hiçbir şey beğenmedi. Eyvah Pelin. Ben köfteyi çok yiyemedim. Ben bu kadar kuru köfte sevmiyorum. Bir de baharatı da bir eksiklik var. Ne var bu tam içinde? Köfte yani baharı eksik... falan kimyon mimyon koydun mu? Evet, kimyon koydum, pul biber koydum, toz biber de koydum. Şunlar ne? Tuz da koydum. Maydanozlar, uzun uzun hep maydanozlar değil mi bunlar? Böyle bir upuzun çıktı. Maydanoz, evet maydanozları elimde yani kıydım. Ben de bilmiyorum, biraz onlara takıldım herhalde. Yani ben püreyi çok severim ama bu pürenin bir tadında, tuzunda bir şey eksik. Yani hani parçalarını geçtim, bakın böyle patates parçaları yedim. Bir tadı tuzu yok. Yani ben mesela davet yemeği olduğu için şey gibi düşündüm sanki. Hayal kurdum. Atıyorum böyle bir, nasıl diyeyim size, rendeler, şey işte peynir, kaşar biraz içine rendelersiniz mesela. Biraz ama muskat rendelersiniz var ya, mesela. Böyle hani o zaman muskat lastik bir yani şeydi. Böyle daha karabiber, böyle bir muskat. Hani karabiber koydum, muskat koymadım. Yani hani böyle bir tık daha bir şey beklerdim. Belki hani bilemiyorum, bana bir püre bana şey gelmedi. Olmadı yani benim peki, için. Peki demek ki. Çilek çok severim. Çilekleri yedim ama ilk defa hayatımda gerçekten hani çileği salatayla ve ana yemekle yedim. Genelde çileği yemekten sonra tatlı diyordum. Değişikmiş. Fena da değil aslında yani hani salata. Bir ülkede yemediniz mi hiç çilekli semizotu? Siz daha çok gezdiniz bilirsiniz belki. Ben daha çok gezdim, daha çok yedim. Bir çilekli salataya denk gelmemiş herhalde. Çilekli salata denk gelmemişim yani, aklıma da gelmemiş. Hollanda'da denk gelirim inşallah. Yani. Efendim? Hollanda'da denk geleceğim inşallah. Ben bir tek salataya mı? Ben bir tek salatada ceviz, yani ben cevizi, taze ceviz severim. Böyle çok sevmediğim için onları bıraktım. Hani kötü değildir muhakkak ama. Hollanda'da daha çok laleler göreceksin. Patates kızartması meşhurdur. Pankekleri var, fazla bir mutfakları yok. Şeftalileri güzeldir Hollanda'da. Evet, senin de yemek yorumun. Gurmeliğe ilk adım en azından orada. Evet, evet. Şimdi yemek yorumunu dinleyelim. Köfte... Arkadaşlarımın dediği gibi biraz kuru. Yani içinde baharat koymuşsunuz ama hiç baharat tadı almıyorum. Sanki öyle ısırırken bir plastik yiyormuşum gibi hissediyorum. Plastik. Yani bu kadar. Tat tuz almadığım için. Onun dışında pürede kaşar ne kadar koydunuz? Kaşar hiç koymadım. Hiç koymadınız. Okey. Yani ben biraz daha kaşarlı seviyorum. Biraz nişastasını salmış. Kaşar koymuş olsaydım bu taş gibi olurdu. Bekleme süresinden dolayı çok katılaşır ve sertleşir. İçindeki topaklar beni rahatsız etti. Onun dışında lezzeti yerindeydi yine. Salatada sadece
yemeğe uygun bulmadım ama genel olarak zaten çilek doğramışsınız, bir ceviz, bir semizotu olduğundan dolayı yapmışsınız bunu. Teşekkür ederim. Beğendim ben de salatayı. Peki Sude, sen de yüksek sesle ne olur biraz daha canlı. Yani bakın köfte çatala batırılmıyor bile, o kadar sert. Bunu zaten şiş, bu böyle yiyeceksin. Evet. Ya? Ya ama yani şekli de kötü. Diğer taraftan çıkmamış, ne bileyim, hiç gözüme hitap eden bir şekli yok masa şey sunum olarak. Siz zaten daha önce hiç böyle şiş köfte yediniz mi? Sunumu nasıl oluyor? Böyle olur normalde. Yani bu kadar şekilsiz değil. En azından şiş diğer taraftan çıkıyor ve daha lezzetli oluyor. Sunumu dondurma gibi mi olur? Aynen. Yani hiç böyle yediniz mi? Hangi kebapçıda hani lollipop şöyle bir köfte şey yazsaydınız yemin ederim benim için daha okeydi bu arada. Ve ayrıca püreler... Lollipop tavuklar var biliyorsunuz. Evet. Bizde de yaptılar öyle top top falan. Püreler aşırı pütürlü olmuş. Hiç patatesler şey olmamış. Elinizle ezmediğiniz için galiba. Tadı yok, tuzu yok. Salata zaten hiç uyumlu değil. Köfteyle şeyle, püreyle salata hiç uyumlu olmamış. Yani çilek köfte falan ne alaka? Ona uygun bir yemek olabilirdi. Uyumsuz olmuş ve hiç beğenmedim. Peki sizin yorumunuz, saygı duyuyorum. Hepsine ben böyle uygun duyuyorsun. Gördüm ve böyle yapmak peki, istedim. Kimse de ana yemeği beğenmedi, farkında mısın? Farkındayım. Şiş köfte mi? Hangi şiş köfte? Yani bildiğimiz dondurma köftesiydi. Tatsız, tutsuz, kuru. Salatasını unuttuğunu fark ettin. Bekledim hatta, bilerekten bekledim. Çünkü eksi puan vermek istiyordum. Yani birden başlatmak istiyordum puanı. Sonuçta rakibim. Puan almasını istemedim açıkçası ama şansı yaver gitti diyelim. Şiş köfte ve patates püresi hiç benlik değildi. Patates püresinin zaten bir tadı tuzu yoktu. Çilekli semizotu salatasını kendisi hatırladı. O yüzden bir sorun yok benim için. Değişikti benim için. Fena da değil ama hani öyle wow diye ben evde kendim yapmam şahsen o salatayı. Salata ana yemekle çok uyumsuzdu. Yani bir çöp şiş köfte yani benim gözümde. Onun yanına çilekli semizotu salata ne alaka bilmiyorum. Salatanın lezzeti yani zaten çok uğraşmadığı için bir çilek, bir semizotu doğradığı için o meyvelerin vermiş olduğu, sebzenin vermiş olduğu bir lezzet vardı yani. Ceyda Hanım'ın ekstra bir lezzeti yoktu. Yani alt üstü zaten menüsü çok kolaydı. Bir de üstüne patatesi püre yapıp önümüzde bir parça böyle sıkma torbasıyla şekillendirip koymuş. Üstüne de bir de nane yaprağı dikmiş. Yani aşırı saçmaydı. Ve zaten köfteyi çubuğa geçirdiği şekil de saçmaydı. Lollipop gibi bir şey getirdi önümüze. Hiç lezzeti, tadı, tuzu yok. Ki yanındaki salatasına hiç girmeyeceğim. Yani biz sanki kebapçıya gelmişiz de farklı bir restorandan alınmış salata gibi. Semizotlu çilekli salata bu menünün yanına hiç olmamış.